Hünkârım. Hatice'mle konuştun mu? Konuştum hünkârım. Kendisine kararınızı ilettim. Fakat malumunuz bu evliliği istemiyorlar. Eğer kendisini zorlarsanız canına kıyacağını söyledi. Hatice istese de istemese de bu evlilik olacak Gülfem. Hünkârım. Çekilebilirsin. Beyazıt'ın yaptıkları hoş karşılanmaz elbet ama inan bana en iyi şekilde yetişiyor. Öfkesi de bu yüzden. Takdir edilmek istiyor. Süleyman, neyin var sanki dinlemiyorsun beni? Mustafa'mdan haber yok hala. Allah korusun, kötü bir şey olsaydı şimdiye kadar çoktan duyardık, öyle değil mi? Hem merak etme, Rüstem Paşa yanında. Şehzademizi her türlü melanetten korur kollar. İnşallah. Hatice Sultanımız hakkında bir karar verdin mi? Kiminle evlenecek? Hüsrev Paşa ile nikahlayacağım onu. O halde Rumeli'ye gidecek. Hayır, burada bir saraya yerleştireceğim. Zira Hüsrev Paşa'yı kubbe vezirim olarak tayin ettim. Hüsrev Paşa cesaretiyle maruf, yarar bir kulumdur. Ben Rüstem Paşa rivana girer sanıyordum ama hayırlısı olsun. Dün ne vakit olacak peki? Zira hazırlıklara başlamak lazım. Bu bahar sefere çıkmadan yaparız. Zira debdebeye hacet yok. Alelade bir düğün olacak. Hatice'm razı değil. Lakin bu onun iyileşmesi için tek çare. Öyle de rızasını almak lazım. Malum sultanımız hassas. Allah muhafaza canını kıyabilir. Bunun vebali büyük. Bence düğün seferden dönünce yapılsın. Hem Hatice sultanımız da bu fikre alışmış olur. Şehzade Mustafa beni de çok şaşırttı. Anlaşılan o ki hayli tecrübe edinmiş. Kendine itimadı tam. Emrine rağmen doğru bildiğini yapma cesaretini gösterdi. Hataları olacak elbet. Olacak ki doğruyu bulabilsin. Asıl mühim olan adaletli, merhametli, kararlı olmasıdır Hürrem. Aksi halde benden sonra devleti âliyeyi nasıl yönetir? Haklısın Süleyman. Taht sancağındaki bir şehzade için bu çok mühim. Bu meseleyi başarıyla çözmesi büyük takdir kazanmasını sağladı. Herkes onu konuşuyor. İnşallah hep böyle hürmet ve övgüyle anılır.